Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estaizu billah. Kul hel yestebillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurarak insanlığı bilmenin, bilginin, hikmetin önemine davet eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İlim müminin yitiğidir, hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır buyuran ve Mevlid-i Şerif'inin seneyi devriyesini birkaç hafta önce idrak ettiğimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. 100. yılında Türkiye'de ilahiyat fakültelerinin tarihi, misyonu, vizyonu, ilmi ve içtimai hayattaki konumu hakkında müzakerelerde bulunmak üzere birçok seçkin ilim insanının katıldığı ilmi bir toplantı vesilesiyle bir aradayız. Bu anlamlı buluşmamızın ilahiyat alanındaki meselelerimize dair ortak bir zemin, ufuk ve çözüm noktasında önemli sonuçlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Her daim bilgiyi yücelten bir inancın ve ilmin her alanında insanlığa öncülük etmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Biliyoruz ki daha iyi bir hayat, daha güzel bir gelecek ancak daha iyi bir eğitimle mümkündür. Bu itibarla müminler bütün zamanlarda bilgiyi hikmet ve ahlak boyutuyla ele alarak tevhid ve hukuk zemininde hayatı inşa etmeyi varoluşun gayesi kabul etmişlerdir. Batı merkezli bir anlayış bütün yeryüzünü kaosa, savaşa, yoksulluğa, umutsuzluğa mahkum etmiştir. Bunları şunun için söylüyorum. Bugün dünyayı sıkıştığı bu korkunç labirentten kurtaracak varlık, bilgi, ahlak, hukuk, hikmet, sanat arasındaki bağı tahkim ederek insanlığı dünyada refaha, ahirette felaha ulaştıracak bir çıkış yoluna ancak ilahiyatlar rehberlik edecektir, etmek zorundadır. Çünkü biz biliyoruz ki din insanlığı kötülüklerden uzaklaştırmak, her zaman iyilikleri yaygınlaştırmak için gönderilmiştir. Doğru dini bilginin üretilmesi ve topluma sunulması, yeryüzünün imar ve ıslahına vesile olması noktasında dini yüksek öğretim kurumlarımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok önemli görevler düşmektedir. İslam dininin kavramlarının, temel esaslarının, tarihinin,
kültür ve medeniyetinin derinlemesine incelendiği, araştırıldığı ve yorumlandığı İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri aynı zamanda fizik ve metafizik boyutuyla hayata dair her meselenin en yüksek düzeyde tartışıldığı ilim, irfan, bilgi ve hikmet merkezleridir. Değerli hocalarım, kıymetli hazirun, İlahiyat fakültelerinde üretilen dini bilginin toplumla buluşturulması hususunda Diyanet İşleri Başkanlığımız önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Afrika'dan Türkistan'a, Avrupa'dan Pakistan'a kadar dindaş ve soydaşlarımızın olduğu her yerde yayın, eğitim, imar, inşa, irşat ve sosyal yardım alanlarında hizmet üreten küresel bir kuruluştur Diyanet İşleri Başkanlığı. Bu açıdan milletimizin dini hayatına ve geleceğine, insanlığın huzur ve emniyetine rehberlik etme sorumluluğumuzu daha iyi şekilde yerine getirmek için sosyal ve küresel gerçeklikleri göz ardı etmeden çok boyutlu, kapsamlı ve disiplinli çalışmalarla müşterek bir gelecek perspektifi oluşturmak, müşterek çalışma planları yapmak zorundayız. Özellikle yaşanan hayatın sorunları ile milletimizin ve insanlığın geleceğine dair meselelerde beraberce daha gerçekçi olmaya, daha cesur yaklaşımlarla inisiyatif kullanmaya mecburuz. Okul öncesi, kadın, aile, çocuk, genç, engelli, hasta, mahkum, yaşlı gibi birçok kesime din hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Bu hizmetleri en güzel şekilde yerine getirmek için bütün bu alanların her biri ile ilgili yeterli eğitim almış ve pedagojik formasyona sahip insan kaynağına ihtiyaç duymaktayız Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Bu ihtiyacı karşılayacağımız yegane kaynak ise ilahiyat fakülteleridir. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi bugün de en azından seçmeli derslerle ve çift anadal, yan anadal programlarıyla farklı alanlarda donanımlı öğrenciler yetiştirmeliyiz. Farklı alanlardan beslenerek yetişen öğrencilerimizin mesleklerine, hayata ve geleceğe daha çok katkı sunacakları gerçeği izahtan varistedir. Türkiye Diyanet Vakfımıza bağlı 29 Mayıs Üniversitemiz bünyesinde açtığımız İlahiyat Fakültemiz bu konuda önemli mesafe kat etmiştir. İnşallah daha da iyi noktalara gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İlahiyat Fakültelerinin kurulmasına öncülük eden, bünyesinde hizmet veren hocalarımızı şükranla yad ediyorum. Dar-ı bekaya göç etmiş olanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Sempozyum süresince gerçekleştirilecek tebliğ ve müzakerelerin bereketli geçmesini ve istifadeye medar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize tekrar en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.